Total istasyonları gün ortasını sunar. Merhaba sevgili izleyenler, ben Özlem Karakullukçu. Gün ortasıyla karşınızdayız. Saatler 12.30'u gösteriyor. Haftanın ilk iş günüyle birlikte bugün bir saat boyunca iki konuğumuz olacak. Öncelikle çelik sektörünü değerlendireceğiz. Hem küresel boyutta değişen çelik sektöründeki değişimler, ülkemize yansımaları. Bir diğer bölümde ise turizm sektörünü ele alacağız. Bugün özellikle pandemi tarafında farklılık gösterip rotasını değiştiren iki sektörün yönünü belirlemeye ve Türkiye için katkısını değerlendireceğimiz konuklarımız olacak. İlk konuğumuzsa İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Uğur Dalbeler bizlerle. Uğur Bey hoş geldiniz. İyi haftalar Özlem Hanım. Teşekkür ederiz. Size de iyi haftalar olsun. Uğur Bey, şimdi öncelikle tabii ki çelik sektörü, işte ihracat tarafı, bunun ülkemize yansımalarını sizlerden bahsedeceğiz ama en son gelişme biraz da Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği arasında gelişen gelişmelerdi. Hem ABD ve AB arasındaki çelik sektöründe değişimlerle birlikte ülkemize yansımalarını değerlendirerek başlayalım dilerseniz. Elbette. Şimdi malumunuz biraz geriye gidelim. 2017'ye oradan alalım hikayeyi. İşte Trump yönetime geldikten sonra Amerikan çelik endüstrisi daha önce de yapmış olduğu gibi yönetimden bir koruma talebinde bulundu ve daha sonrasında da işte bir başkanlık kararnamesiyle %25 ithalata vergi uygulamasına geçildi Amerika'da 2017 itibariyle. Bunun üzerine Avrupa topluluğu da Amerika'nın kapıları kapatmasından dolayı çelik ihracatının Avrupa'ya yönelmesi endişesi veya onun bahanesiyle onlar da 2018'de 3 yıllığına bir koruma önlemi aldılar ve ihracatçı ülkelere geçmiş 3 yıllık ihracatlarının ortalaması seviyesiyle bir kota uygulamasına geçildi. Burada yalnız Türkiye biraz ayrıştırıldı süreç içerisinde. Daha sonra bir takım aynı karara değişiklikler yapılarak her 6 ayda bir Türkiye'nin ihracatına çok ciddi bir darbe vuruldu Avrupa'ya karşı. Şimdi 3 senelik uygulanan bu koruma kararı ile ilgili Avrupa topluluğu bir değerlendirme daha yaptı ve Temmuz 1 itibariyle mevcut korumanın bir 3 sene daha uzatılmasına karar verdi. Bu bizim için ciddi anlamda bir sürpriz oldu. Çünkü dünyada geçmiş örneklere bakıldığında pek bu tür koruma önlemlerinin 3 yılın üzerine taşındığını görmemiştik. Ama mevcut işte pandeminin getirmiş olduğu bir takım zorluklardan ötürü bunun bir yıl daha uzatılabileceği ihtimali üzerinde duruluyordu. Bizim de aldığımız duyumlar o yöndeydi. Ama 3 yıl olması biraz sürpriz oldu herkes açısından. Ama bunun arkasındaki gerekçelerden biri de çünkü bir öncesinde Trump'ın yönetimden ayrılıp Biden'ın tekrar yönetime gelmesiyle o geçmiş Obama döneminde iki taraf arasında yürütülmüş ve sonuçlanamamış olan Transatlantik Serbest Ticaret Anlaşması sanki tekrar canlanıyormuş gibi bir takım ilişkiler başladı veya bir takım görüşmeler başladı. Ve en son Biden yönetimi Avrupa'nın Amerika'ya uygulamakta olduğu, Amerikan ürünlerine uygulamakta olduğu bir takım tarifelerin kaldırılması şartıyla mevcut Amerika'da uygulanan verginin Avrupa lehine bir muafiyette sonuçlanabileceğini bildirdi. Yani şu anlama geliyor çelik ticaretinde sanki eğer bu görüşmeler olumlu gidecek olursa Avrupa ile Amerika arasında bir serbestlik oluşabilecek. Şimdi Türkiye açısından tabii bakıldığında yaklaşık Türk çelik ihracatının %50'sinden fazlasını göndermiş olduğu bu iki bölgede kendi aralarında serbestti ama dışarıya karşı bir kapalılık söz konusu olursa bu Türk çelik ihracatını elbette olumsuz etkileyecektir. Ki şunu da göz önünde bulundurmak gerekir. Bir Avrupa her ne kadar bizim için önemli bir çelik pazarı ise Avrupalı çelik üreticileri için de Türkiye önemli bir çelik pazarıdır. Hatta şöyle söyleyeyim. Avrupa topluluğunun çelik ihracat pazarları arasında Türkiye birinci sıradadır. Şimdi yaklaşık 3-4 senedir bu konuda ciddi bir mücadele veriyoruz. Dünya Ticaret Örgütü'ne hatta ilk Avrupa topluluğu koruma önlemini uygulamaya aldığı zaman bir bildirimde bulunduk biz. Ve bu bildirim sırasında Dünya Ticaret Örgütü'ne bu karardan dolayı Türkiye'nin yaklaşık 360 milyon dolar yıllık bir zarara uğradığından bahsettik. Ama o günkü koşullar içerisindeydi. Şimdi bugün çelik fiyatlarının bulunduğu düzeyi göz önünde bulundurur. Yapılan ihracatın miktarıyla
hesaplayacak olursa bu zararın belki 1 milyar dolara yaklaştığını görebiliriz. Şu anda Ticaret Bakanlığımız da zaten bu çalışmanın içerisinde ve bunun sonucunda da Avrupa'ya karşı bu uzatmadan kaynaklı nasıl bir cevap verileceğin konusunda bir karar verilecek. Biz ayrıca zaten Dünya Ticaret Örgütü'ne uzatılmasıyla ilgili, yani daha doğrusu bir koruma önlemi ikinci devre bir daha uzatılırsa bu bize benzer bir yaptırımı karşı tarafa uygulama noktasında da hak vermekte Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde. Bizler de uzunca bir dönemdir Avrupa'nın bize karşı takılmış olduğu bu hasmane tavra karşılık mutlaka mütekabiliyet çerçevesinde bir cevap verilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bunu da dile getiriyoruz. Zira 20 küsur senedir Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Anlaşması çerçevesinde aslında biz Avrupa ile serbest ticaret anlaşması, daha doğrusu serbest ticaret yaptığımızı düşünüyorduk. Ama bu anlaşmanın ilk 20 senesinde Avrupa topluluğu çok ciddi bir fazlalık verdi ve yani bu anlaşmadan sonuna kadar yararlanabildi. Ne zaman 2017 itibarıyla sonuç bizim lehimize döner noktasına geldi, Avrupa'nın tavrı değişti ve Türkiye'ye karşı engelleyici çok ciddi bir takım önlemlerle gelmeye başladı. Mesele sadece koruma kararı değildir. Koruma kararından sonra birçok ürün grubunda Avrupalı çelik üreticileri Brüksel'e dumping soruşturmaları talebinde bulundu. Sıcak haddelenmiş yassı çelikte şu anda uygulanmakta olan bir vergi var. Yaklaşık iki ay önce de galvanizli çelikle ilgili bir soruşturma yeni başlatıldı. Bu soruşturmaların geçildiği dönemde aslında dumping soruşturmaların olmazsa olması iki kriterden biri olan sektörün zararı uygulama kriteri hiç söz konusu olmamasına rağmen Avrupa tamamen politik bir takım gerekçelerle bu kararları almıştı. Bunu söylemenin arkasındaki gerekçe Avrupa'nın Türkiye'ye karşı olan tavrının bir takım şeylerden değil, yani Dünya Ticaret Örgütü kuralları temelleriyle değil de tamamen politik olarak yaklaşmasından kaynaklanmaktadır. Yani sonuç olarak özetlersek bu anlaşma veya korumanın uzatılması, Amerika ile Avrupa arasındaki sürdürülen şu anki görüşmeler orta vadede Türk çelik sektörü ihracatını olumsuz yansıyacak unsurlardır. Evet, aslında çok güzel bir özet aldık Uğur Bey sizden. Çünkü hem Türkiye için önemi ve konumunu değerlendirmiş oldunuz böylece, bir diğer taraftansa yaşanabilecek riskin boyutu aslında gün yüzüne de çıktı. Bizimle birlikte tabii ki Avrupa'ya ihracatını gerçekleştiren Çin, Hindistan, Rusya gibi büyük ülkeler de var. Biraz böyle örnekleme yoluyla da gidecek olursak, bu konuyla ilgili hem bu ülkeler hem biz nasıl önlemler, nasıl yol haritasını değiştirecek değişimler yapmalıyız ya da yapıyoruz? Şimdi aslında bu bizim çok da yabancı olduğumuz bir konu değil. Ben her seferinde bunu dile getiriyorum. Türkiye işte 1980'lerden bu yana çelik piyasasında ciddi bir ihracatçı konumundadır. Ve bunun getirdiği o koşullardan biri de bu tür ticari davalara karşı iyi hazırlanmaktır. Ve Türk çelik üreticisi de yanılmıyorsam ilk karşılaşmış olduğu dava 1983 senesindeydi. Yani üzerinden 38 sene geçti. Ve her yıl dünyanın değişik alanlarında ihracat yaptığımız ülkelerde buna benzer davalarla karşılaşırız. Bunun için en önemli şey yapmış olduğunuz ihracatın Türkiye'deki iç piyasayla da iyi hesaplanarak bir dumpinge sebebiyet vermeden yapılmasıdır. Ayrıca yapmış olduğunuz, yani daha doğrusu ihracat yapmış olduğunuz ülkelerdeki çelik endüstrilerine zarar vermeden bunu yapabilmektedir ki Türkiye aslında bunu yıllardır çok çok başarılı bir şekilde sürdürüyor. Ve bu başarı sayesinde diğer rakibi olan ülkeler, yani biraz önce bahsettiğiniz Çin olsun, Brezilya olsun, Hindistan olsun, Rusya olsun, onlara karşı da çok ciddi avantajlar elde etmiştir. Ama sıkıntı gene hep bahsediyoruz. Son 4-5 yıldır özellikle Trump'ın dünyaya getirdiği bu korumacılık rüzgarlarıyla birlikte çok değişti. Çünkü alınan kararlar rasyonel ve gerçekler üzerine değil de tamamen politik kaygılarla biraz oluşturulmuş rakamlar diyeyim. Yani gerçeği yansıtmayan veya kullanılan işte tekniklerdeki bazı konuların istismar edilerek sadece ve sadece ithalatı engellemeye yönelik alınan kararlardır. Örnek vermek gerekirse biz geçmişte Amerika'da bu tür davalara çok girdik, bu tür soruşturmaları çok geçirdik. Amerikan Ticaret Bakanlığı da her zaman bu konuda adil olmayı başarabilmiş idi.
Ama son 4-5 yıldır maalesef mi maalesef her alınan kararda bakıyoruz Amerikan çelik sektörünün çıkarları göz önünde bulundurularak sonuçlandırılıyor. Her bir soruşturmadan önce bütün yaklaşık 100-150 senatörün biz Amerikan Ticaret Bakanlığı'na yazı yazarak sonucun Amerikan çelik endüstrisi lehine çıkarılması yönünde baskı yaptığını görüyoruz. Ve her sonucu da mahkemeye taşıyoruz. Ve mahkemede de haklı çıkıyoruz aslında. Gene örnekleyelim, sıcak haddelenmiş yassı çelikte bize uygulanmakta olan yaklaşık %7 oranındaki vergiyi 3 senelik mahkeme süreci sonrasında sıfırladık. Şimdi Amerika'ya da Avrupa topluluğuna yapmış olduğumuz ihracatta da benzer beklentiler içinde olsak da bir baktık Brüksel'deki o politik baskı sebebiyle komisyon da Amerikan Ticaret Bakanlığı'na paralel bir şekilde tamamen Avrupa çelik üreticilerinin çıkarlarını göz önünde tutarak bunları sonuçlandırdı. Şimdi burada yapılması gereken bizim de firmalar olarak değil de kendi ticaret bakanlığımızda yani bu işi biraz daha diplomasiyi daha üst seviyeye taşıyarak müzakerelerle yürütmek zorunluluğu ortaya çıkıyor. Benim de biraz önce Avrupa'ya mütekabiliyet çerçevesinde cevap verilmesi gerekir dememin arkasında da bu yatmakta. Daha önce Ticaret Bakanlığımız Amerikan yetkilileriyle pazarlıklar yaptı, bu konuları müzakere etti. Hakeza aynı şekilde Avrupa Komisyonu'yla da halen yürütülmekte olan görüşmeler var. Ama zannediyorum şu ana kadar olumlu sonuçlandıramadık. Benim ümidim ileride bunun daha olumluya gideceği yönünde ama mutlaka Türkiye'nin maruz kaldığı bu tür davranışlara karşı bir cevap vermesi gerekiyor aynı nitelikte. Çünkü Türkiye dediğim gibi ciddi bir çelik piyasasıdır. Her ne kadar dünyanın 6. büyük çelik ihracatçısı olsa da aynı zamanda da 5. büyük ithalatçısı konumundadır. Evet. Türkiye çelik piyasasında çok çok önemli bir ülkedir. 8. büyük üreticisiyiz ve ihracat tarafına bakacak olursak deniz aşırı ticarete konu olan uluslararası ticarette de çok büyük bir paya ve etkiye sahip. Bu gücün bence daha etkin kullanılması gerekmekte. Önemli oyuncularından biriyiz. Hem dediğiniz gibi ihracat hem de ithalat bacağında. Şimdi ama bu tarz engeller, alınmamış önlemler ya da alınması beklenen önlemler biraz sanki süreç gerektirecek. Biraz zamana ihtiyaç var gibi değil mi Uğur Bey? O yüzden ben sektörün tahminleri, beklentisi, değişimleri şöyle biraz daha gerçekleşebilecek durumları aslında değerlendirerek isterseniz devam edelim sohbetimize. Çünkü bu gelişmeyle birlikte ne gibi aslında hedeflerde değişim oldu ve Türkiye'nin kaybının boyutunu şöyle biraz daha değerlendirecek olursanız ne dersiniz? Ben şuradan başlayayım aslında. Çelik sektörü çok önemli, çok stratejik bir sektör. Bizim ana amacımız Türkiye'de imalat sanayine ihtiyacı olan malzemeyi doğru kalitede ve miktarda sunmaktır. Her ne kadar biraz önce ihracattan da bahsediyor olsak, ihracatın asıl üzerinde bizim misyonumuz Türk imalat sanayini beslemektir. Ona destek olmak, ona hizmet etmektir. Ve son 2 yıldır ben burada çok olumlu bir takım gelişmeler görmekteyim. Her ne kadar pandemi geçtiğimiz sene sanayiyi zorlamış olsa da bugün geldiğimiz noktada önümüzdeki talep büyüme, aldığımız siparişler aslında işlerin oldukça olumlu yönde ilerlediğini gösteriyor. O da bizi çok mutlu ediyor. İhracat tarafında evet ihracatımız artıyor ama bunun gerekçesi ağırlıklı mevcut faiz ortamından dolayı inşaat sektöründeki yavaşlamadan kaynaklı malzemenin yurt dışına gidiyor olması ama imalat tarafına baktığımızda asıl talebin içeride olduğunu görüyoruz ve orada da ciddi bir büyümeyle karşı karşıyayız. Buna hepsi olumlu sonuçlar. Türkiye 2018'den bu yana aslında biraz gerileme kaydediyordu. 37,5 milyon tonlara kadar ulaşmış idik üretimde. Bu sene benim tahminim bu rakamı 40 milyon tonlara kadar çıkacağı. Bu tabii oldukça iyi bir rakam. Evet. Demek ki imalat sanayinde talep oldukça yoğun ki son 6 aydır da malumunuz piyasada malzemenin kıtlığına dair, bulunamamasına dair bir takım şeyler var, tartışmalar var. Öyle bir sanki algı ortaya çıktı. Fiyatlarla ilgili
yorumlar var. Onların da arkasında gene talebin ne kadar yüksek olduğu aslında görülmekte. Zira 2020'nin ilk yarısı pandeminin daha aslında boyut olarak küçük olmakla birlikte etkisinin daha yoğun olduğu dönemde imalat sanayine dünya üzerinde ciddi bir darbe vurmuştu. Daha sonra yılın sonuna doğru aşının da ortaya çıkmasıyla işlerin biraz normalleşmesi o talebi geri getirdi. Türk çelik sektörü 2020 yılında dünyanın aksine gerilemek yerine büyümeyle kapattığı için bu talebi karşılama noktasında iyi bir pozisyon elde etti ve bunu da hala sürdürmekte. Bunun sonucunda da biz bu seneyi çok çok iyi bir büyümeyle kapatacağımızı öngörüyoruz. Nitekim ilk 6 aylık çelik sektörünün büyümesi Türkiye'de %20'lerin üzerine ulaştı. Dünyada da zaten ortalama %15'lik bir büyüme görüyoruz. En yüksek büyüme Hindistan civarında ama bu biraz da baz etkisiydi. Çünkü geçen sene onlar ciddi anlamda bir duruş yaşamışlardı. Bunun yılın ikinci yarısı itibariyle de bu şekilde ben gideceğini, hatta 2022 yılının da aynı şekilde olumlu olarak seyredeceğini düşünüyorum. Elbette emtia fiyatlarında hem talebin hem de diğer sebeplerden dolayı ciddi bir artış var ama bunda da bir normalleşme bekliyoruz. Şimdiki söyleyeceklerim bu kadar. Yani bizler gayet şu an için iyi bir olumlu hava içerisindeyiz. Hem geçirdiğimiz bir buçuk senenin artık o kötü anılarının geri kaldığını düşünerek hem mevcut ortamın daha da iyiye gitmesinden dolayı önümüzde de iyi bir dönemi beklediğimizden dolayı bu yaz günlerinde çok keyifli bir şeydeyiz, moddayız açıkçası. Çok güzel bunları da aslında duymak. Tabii ki şimdi birçoğu aslında sorunlar değil mi? Hem küresel boyuttaki oyuncu değişiklikleri ve bir takım gelen tedbirler, hem de yurt içindeki aslında gelişmeler ve dinamikler de sizin de aslında sözlerinizden de onu da çıkartıyoruz. Bir tarafta kurda yaşanan oynaklık, paritelerde yaşanan oynaklık, bir tarafta tedarik sıkıntıları, yurt içindeki aslında o stresi biraz daha arttırıcı gelişmeler. Ben biraz da hem küresel tarafı dışında bırakarak yurt içindeki gelişmelerle yaşanan sıkıntı ve aslında bunun tedavi süreci, pandemi dediğiniz gibi bir takım sorunları tekrar gün yüzüne çıkarttı, gündeme getirdi ama ne gibi önlemler de alıyoruz yurt içindeki sorunlara karşılık? Şimdi tabii yani dövizden kaynaklı bir takım sıkıntılar var. O oynaklıktan daha çok kaynaklı. Çelik sektörü malumunuz aslında çelik tamamen dolarla fiyatlanan bir emtia. O sebeple bir taraftan da ham madde ihtiyacımızın neredeyse 1/4'ünü de ithal etmek zorundayız. Tabii etkisi diğer sektörlere göre bir ihracat imkanımız olduğu için de o kadar etkin değil. Ama tabii artıp ve azalması, o boyutların, dalganın boyunun yüksek olması maliyet yapmakta oldukça bizi sıkıntıya sokmakta. Ayrıca kullanıcılarımızı yerli sanayide onları da sıkıntıya sokmakta, müteahhitlerle ilgili sıkıntılar yaratmakta. Onu da son derece normal olarak görüyoruz ama şu unutulmasın tabii doların, daha doğrusu kurun bu kadar şey olduğu, volatil olduğu ortamlar, enflasyonun yüksek olduğu ortamlarda bazen fiyat artışları kaçınılmaz oluyor. Ama Türk çelik sektörü elinden geldiğince bunu minimize etmeye çalışıyor. Örnek vermek gerekirse bugün çeliğin bazı ürünlerinde Türkiye'de 700-750 dolar olan inşaat çeliğinden bahsediyorum. Fiyat Avrupa'da 1000 dolar, Amerika'da 1100 dolardır. Yassı tarafına geçecek olursak, Türkiye'de 1100 dolar olan fiyat bugün Avrupa'da 1500, Amerika'da ise 1800 dolardır. O sebeple biz gene de Türkiye'deki talebe en olumlu cevap verebilmek için tüm çabayı gösteriyoruz. Şimdi Türkiye ilk defa 200 milyar dolarlık bir ihracattan bahsediyor. Evet. Biz çelik sektörü olarak aslında ne kadar ihracat yaptığımızdan çok Türkiye'nin ihracatına ne kadar katkıda bulunduğumuz hep göz önünde bulundurmaya çalışıyoruz. Hoş, ilk 6 aylık rakamlara baktığında çelik ihracatı da %20'nin üzerinde miktar olarak arttı. Değer olarak %50'nin üzerinde bir artış gösterdik. Belki geçen sene işte 11-12 milyar dolarlarda olan ihracatımızı bu sene 17 milyar dolarlara taşıyabiliriz. Bu da olumlu bir gelişme bizler için ama önemsediğimiz şey o 200 milyar dolarlık ihracat içinde Türk çelik sektörünün katkısının ne olduğudur. Çünkü bak
baktığınızda yaşamın her alanında çelikte görebilirsiniz. Otomobilde de, beyaz eşyada da, makine imalatta da. Yani ihraç kalemleri içerisinde çok ciddi anlamda bir çelik içeriği mevcut. Biz tabii içeride özellikle bazı çevreler çelik fiyatlarından yakınırken biraz daha rasyonel verilerle bunu ortaya koymasını tercih ederiz. Çünkü sadece spekülatif bir takım algı yaratma yöntemleri hem sanayimizi hem de müşterilerimizi yıpratmakta. Zira çelik sektörü artık kalite ve kantite anlamında ihtiyaca yönelik tüm alanlarda olabildiğince yeterli noktaya getirmeye çalışıyor. Bu biraz da ölçekle alakalı. Başta üretemediğimiz birçok şeyi Türkiye'de tüketimi arttıkça o alanlarda sermayemizi o alanlara yönlendirerek, yatırım yaparak geliştiriyoruz. Hem miktarımızı arttırıyoruz hem kalite anlamında ihtiyacı karşılayacak her türlü donanımla cevap vermeye çalışıyoruz. Evet. Uğur Bey, şimdi tabii çelik ihracatçılarının aslında en yakın takip ettiği belli başlı Türkiye'nin lokomotif sektörleri var. Bunların başında da konut ve otomotiv sektörüne değindik. Enflasyon tarafı burada fiyat artışlarını ciddi boyutlara taşıdı. %100, %300'e kadar artış yaşanan bölgeler de oldu. Yatırımlar da aynı şekilde faizdeki artışla birlikte biraz daha önümüzdeki sürece ertelendi. Bu sektörleri biraz değerlendirecek olursanız nasıl yorumlamak lazım? Fiyatlardaki artış özellikle kur ve döviz tarafındaki artışlarla sizce normal mi? Ve üreticinin hala yansıtmayı beklettiği fiyat artışlarını şöyle biraz nasıl gözlemliyorsunuz? Şimdi Türkiye'nin büyümeye ihtiyacı var. Ben birincisi ona inanıyorum. İkinci olarak da bu büyümenin ihracatla gerçekleşmesi gerektiğine inanıyorum. Yani biz orada bu bahsettiğimiz şeyleri gerçekleştirebilirsek o zaman zaten kendiliğinden bir denge oluşacaktır. Malumunuz geçtiğimiz yıl aslında bütün dünyada çok ciddi derin etkiler bıraktı. Bizde tabii bu etkiler daha da etkisi daha da yüksek oldu malumunuz. Yani ihracat yapmaya çalışıyoruz. Üretimde bir takım sıkıntılar yaratılıyor. Yani orada öncelik biraz sağlıkla, insanımızın sağlığıyla alakalıydı. O yüzden bence bugüne kadar da çok ciddi bir başarı sağlanabildi. Bugün bu oranda aşılanmış ülke sayısı oldukça nadirdir. Ben bundan sonrasına bakıyorum. Bundan sonra artık 1 Temmuz itibariyle hayatın normalleşmesiyle o geçtiğimiz veya geçirdiğimiz dönemde yaşanan sıkıntıların bir an önce bertaraf edileceğini ve aranın kapanma yönünde ciddi anlamda olumlu gelişmeleri göreceğimize inanıyorum. Onunla birlikte bu bahsettiğimiz fiyat artış beklentileri de azalacaktır. Kurda biraz daha istikrar ortaya çıkacaktır. Onun sonrasında belki faiz ortamı da hem tüketici hem de yatırımcı açısından daha da iyileşecektir. Sonuç itibariyle biraz sabreder ve aynı şekilde aynı çabayla devam edersek bundan sonra tekrar o bahsettiğiniz beklentileri olumsuz yönde değil de olumlu yönde düşünmeye başlayabiliriz rahatlıkla. Evet efendim. Peki biraz da son hatta böyle 1-2 dakikamız kaldı ama yıl sonu hedeflerinizi almak isterim. Şimdi yıl sonu biraz önce bahsettiğim gibi herhalde 40 milyon tonluk bir çelik üretimine ulaşırız. Çelik tüketimimiz ki asıl bizim için önemli olan tüketimdir. Ne kadar ürettiğinizden çok o çelikten neler yaptığınız önemli. Çünkü çelik sonuçta bir malzeme o. Siz malzemeyi bir buzdolabına dönüştürebiliyorsunuz veya bir otomotive, o zaman anlam kazanır ki bizim de hedeflediğimiz o. İhracat tarafı tabii ki sektörün büyüklüğüyle, dünya piyasasındaki söz sahipliğiyle bir de ayrıca sigorta gibidir. Değişik pazarlarda, değişik piyasalarda mutlaka varlık göstermek zorundasınız ki geleceğe dair yürüme anlamında, yatırım anlamında eliniz daha kuvvetli olsun. Orada da yaklaşık herhalde 23 milyon tonlara ve 17 milyar dolarlara ulaşırız diye düşünüyoruz. Beklentilerimiz bu yönde. Evet. Ama mücadelemize devam edeceğiz. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden asla vazgeçmemekle birlikte bugüne kadar o sürdürdüğümüz yaklaşık her yıl 100 ülkeye ulaşmayı daha da arttıracağız. Daha kalıcı olarak işte dünyanın birçok coğrafi bölgesinde Güney Amerika'sından Güney Asya'sına
bugüne kadar olduğu gibi ihracat yapmayı da devam edeceğiz. Evet, yeni pazarlarda. Bütün misyonumuz şu an için budur. Kesinlikle yeni pazarlarda ilave kan olacak gibi. Çok teşekkür ediyorum Uğur Bey. Aktardığınız değerli yorum ve katkılarınız için sağ olun. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet, Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler bizlerleydi efendim. Kısa bir araya gidip aradan sonra ise turizm sektörünü Aydın Karacabey ile konuşacağız. Gün ortasına turizm sektörüyle devam ediyoruz. Son gelişmeleri özellikle 1 Temmuz'un da yaklaşmasıyla birlikte değerlendirmeleri alacağız. İstanbul Ticaret Odası Oteller Meslek Komitesi Aydın Karacabey'den efendim. Aydın Bey hoş geldiniz. Merhaba Özlem Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Aydın Bey, şimdi 1 Temmuz'a yaklaştık. Artık tedbirlerin biraz daha hafiflediği, hatta kaldırıldığı bir ay, yaz mevsimi de geliyor malum. Ama isterseniz öncelikle şöyle küresel taraftaki Türkiye'nin, nasıl diyelim, Türkiye'ye karşı alınan tedbirlerden bahsedelim. Birçok ülkeye, özellikle bunun başında da Rusya geliyor, Türkiye'ye karşı biraz daha aslında ılımlı bir gelişme sağladı. Aynı zamanda bunun Antalya tarafındaki yansıması Antalya bölgesindeki turizmciler için neredeyse çok sevindirici bir haberdi. Ama bazı ülkelerde hala kırmızı bölge olarak devam ediyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz sizce 1 Temmuz ve aşılama sürecinde özellikle pozitif ilerlemesiyle birlikte önümüzdeki süreçte tüm tedbirlerin ülkemiz tarafına yansıyan tedbirlerin kaldırılacağını düşünüyor musunuz? Evet, tabii sektörümüz COVID-19 pandemisinde en çok etkilenen sektörler, hizmet sektörünün de amiral gemisi, turizm otelcilik sektörü ilk etkilenen oldu ve etkisini de en son kaybedecek maalesef sektörlerden bir tanesi. Fakat sizin de belirttiğiniz gibi son günlerde pozitif haberler duymaya başladık. Türkiye'de kapanmanın da etkisiyle, son 17 günlük kapanmanın etkisiyle de vaka sayıları düştü çok şükür. En son Rusya'dan çok güzel bir haber geldi. Rusya pazarını açtı 22 Haziran gibi. Ve ondan sonra tabii bir yoğunluk olmaya başladı. Tabii Rusya'da Türkiye turizmi çok önemli. Bunu bu kapanma sürecinde çok daha iyi anladık. Rusya'nın en büyük tur operatörleri inanılmaz lobi çalışmalarıyla bu açılışta çok büyük etken oldular. Rusya'da ayrıca halk da protestolar yaptı, sokağa indi. İnanın Türkiye'nin açılması için protestolar yapıldı ve tabii hükümet de buna fazla direnemedi ve açılış oldu. Onun dışında Ukrayna açıktı tabii. Onun bir küçük bir faydası oldu güney otellerimize. 1 Temmuz itibariyle Almanya, tabii Rusya'dan sonra hatta onlar at başı gidiyorlar. Bir Rusya birinci oluyor Türkiye'de, bir Almanya. O da 1 Temmuz itibariyle bizi kırmızı kategoriden çıkardığını açıkladı. Bunun yansıması bizim şehir otellerine de şöyle oldu. Bizim yani gurbetçi diye tabir edilen Almanya'da yaşayan Türklerin bir yoğunluğu oluyor İstanbul'da ve büyük şehirlerdeki oteller. Ama tabii Alman vatandaşlarının da güney otellerine daha çok Almanya'ya etkisi oluyor. İngiltere'de biraz problem var. Hı hı. İngiltere 22 Haziran gibi açılacaktı fakat hesap tutmadı. Bu delta varyantı biraz problem çıkardı. Orada da 22 Temmuz'a ertelendi. Buradan size son dakika güzel bir haber vereyim. Evet. İngiltere'nin en büyük tur operatörü Jet2 şirketi 22 Temmuz'da itibariyle şu anda Türkiye'yi satmaya başladı. Yani sanki açılmış gibi Türkiye'yi satıyor. Bu da tabii İngiliz turistlerinin ilgi gösterdiği daha çok Dalaman, Fethiye, Marmaris, Didim bölgelerimize çok pozitif yansıyacaktır diye düşünüyorum. Evet, bunun dışında dünyadan hani belirtmem gereken yani çok Türkiye'yi ilgilendiren yerler bunlar bence. Yani güzel haberler diyeceğimiz haberler bunlar. Fakat tabii daha henüz bu pandeminin etkisi geçti, her şey pozitife döndü de diyemeyiz.
Ama yavaş yavaş yüz yüze görüşmeler başlıyor. Mesela geçen hafta Antalya'da Türkiye Gastronomi Fuarı adıyla çok başarılı bir organizasyon yapıldı yüz yüze. Bugün İstanbul'da bir etkinlik fuarı Lütfü Kırdar'da başlıyor yüz yüze. Tabii bunlar da bizim sektörümüz için çok pozitif şeyler. Evet, aslında çokça güzel gelişmeleri dinledik sizden Aydın Bey. Özellikle İngiltere tarafında geçtiğimiz hafta biraz gölgeler bir haberdi ama bu gelişme belli ki ilerleyen süreçte, hatta kısa bir süre içerisinde tekrar kapılarının açılacağı. Peki efendim, Türkiye'nin bu pandemi döneminde ve gelen tedbirlerle birlikte turist sayısı ön plana çıkmıştı. Beklentiler şu an için 20 milyon turiste ulaşması. Biz bu hedeflere ne kadar yakın ya da ne kadar uzağız? Şöyle tabii biz turizmciler olarak hep resmin pozitif tarafını görüyoruz. Biraz sektörümüz de itibariyle pozitif görmeye alışmışız. Yani 20 milyonu bulabilir miyiz bilemiyorum ama bu biraz da bu pozitif yazın, şu anda içinde bulunduğumuz bu pozitif havanın sonbaharda, yani gevşemeden gitmemiz gerekiyor. Sadece bizim değil tabii, tüm dünyanın. Hı hı. Sonbaharda tekrar bir negatif duruma geçmesi tabii bizi çok negatif etkiler. Biraz da buna bağlı. Yani bu süreçte biz iyi değerlendirip aşılamayı, biz özellikle turizmci olarak bir kere daha buradan çağrı yapmak istiyorum. Aşı bizim için çok önemli, ülkemiz için. Lütfen aşılamayı arttırırsak hızlı bir şekilde, şu anda da iyi giden bir aşılama sürecindeyiz. Eylül ayına, Ekim ayına, yani o tehlikeli aylara, hani evlerimize kapandığımız, havaların soğuduğu aylarda hazırlıklı girebilirsek eğer, hem tedbirleri elden bırakmadan hem de aşılamanın da pozitif etkisiyle, ha o zaman tabii hedeflerimize ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Yani her şey biraz da bize bağlı, insanlara bağlı. Yani sonuçta biraz da şans olacak inşallah. Ben inanıyorum. Yani evet, hedefleri şey yapma. Buradan sektörümüzle de ilgili birkaç tane hani çağrı da yapmak istiyorum müsaade ederseniz. Lütfen. Yani sektörümüzde bu kısa çalışma ödeneği henüz daha uzatılmadı. Biliyorsunuz bu ay sonunda bitiyor. Her şey oturana kadar bunun süresinin yıl sonuna kadar uzatılması çok önemli. Çünkü yetişmiş insan gücümüzü kaybetmeye başladık. İnanın şu anda korkulan oldu. Hep bunu dile getiriyorduk. Sektörümüzde uzun yıllardır bin bir zorluklarla yetiştirdiğimiz insanları kaybettik başka sektörlere. Ve bizim sektörümüzü çok riskli gördüğü için bu insanlar geri de dönmüyorlar. O yüzden bu kısa çalışma ödeneği çok önemli. Bunu tekrardan müsaadenizle bir çağrı yapmak istiyorum. Lütfen, bunun lütfen. Özellikle bizim sektörümüz için bir pozitif ayrımcılığa en çok etkilenen sektör olarak yıl sonuna kadar uzatılmasını çok önemsiyoruz efendim. Evet, aslında Aydın Bey, Türkiye'nin en önemli döviz girdisi sağlayan sektörlerinden birini konuşuyoruz. Az önce de çelik ihracat boyutunu, çelik sektöründe yaşanan sıkıntı ve bu aslında burada önemli oyuncu olmamız Türkiye olarak. Bir o sektör, bir de değil mi, turizm sektörü ön plana çıkıyor. O yüzden yaşanan her gelişmeyi de birebir hem ülke olarak hem de bireysel anlamda yakın takip ediyoruz istemesek de. Şimdi turizm sektörü ve hizmet, turizm sektöründeki hizmet kalitesi Türkiye'nin gerçekten çok güzel, gurur verici nitelikte aslında. Ama bu son yaşanan gelişmeler, yurt içindeki bazı değişimler, bunu tabii ki başında kur ve etkisi, siyasi boyuttaki beklentiler, bir diğer tarafta da tabii ki pandemi küresel boyutta. Bunlarla birlikte turizm sektörünün yaşadığı en büyük sıkıntılarından bir tanesi büyük ihtimalle fiyat ve fiyatlarda yaşanan değişim. Ben biraz da sizden dinlemek istiyorum. Hem turizme hizmet eden, yatırım yapan, işveren tarafını, aynı zamanda da bundan faydalanacak hem iç turist hem dışarıdaki turistin gözlemleri, değerlendirmeleri. Nasıl yorumlamak lazım bu tarafı? Tabii ki aslında dışarıdan bakıldığında bir yanıltıcı bir görüntü var. Şu, yani döviz fiyatlarının yükselmesi sanki hani turizme çok hızlı bir şekilde çok faydalı gibi duruyor. Fakat bu istikrarsızlığı biz inanın yönetemiyoruz. Şöyle, ben de bir ekonomistim. Ekonomist olarak biz bütçelerimizi yapıyoruz yılbaşında.
Fakat bu bütçelerde bu oynaklıktan dolayı inanın bir türlü dengeleyemiyoruz bütçelerimizi. Bir de tabii pandeminin etkisiyle aslında bizim turizm için istikrarlı bir fiyat artışı, döviz artışı yani şöyle bu birdenbire oluyor. Birdenbire olduğu için birdenbire de düşebiliyor. Yani biz inanın böyle fırtınada gemimizi yüzdürmeye çalışıyoruz. O yüzden bunların çok daha böyle yumuşak bir şekilde enflasyona göre artış hızının devam etmesi bizim yönetimimiz açısından da çok kolaylık verecektir. O yüzden yani biz inanın 12 ay 24 saat kriz yönetimiyle uğraşıyoruz. Yani kendi asli işlerimizi bıraktık. İnanın piyasanın gelirini giderini tabii bizim kredilerimiz de genelde kazancımız döviz gibi olduğu için kredilerimiz de dövizle olduğu için bu sefer de kredilerimizde de yükselme yaşanıyor. Bir de tabii biz kısa çalışma ödeneğinden başka da sektör olarak inanın başkaca bir destek de alamadık maalesef. Hani buradan da biraz sitem edeyim. Biz kapalı otellerimize yaklaşık 1,5 yıldır emlak ve çevre temizlik vergileri ödüyoruz. Yani kapalı otellerimize. İnanın çok iç acıtıcı durumlar var. Ayrıca kiracı yatırımcılarımız var. Bu arkadaşlarımızın da bir yasayla bu kira konularına bir çözüm bulunması gerekiyor. Bununla ilgili de bir beklenti içinde özellikle kiracı otelciler çok zor durumdalar. Bu pandemide bir kiracı ve mal sahibi arasında bir köprü görevi görecek bir kararların çıkması gerekiyor. Çok boşta kaldı o. Konu, o problem. Ama çok büyük bir problem. Bunu da buradan hatırlatmak istedim. Peki çalışanlar tarafına geçecek olursak aslında istihdam boyutu nasıl turizm sektöründe? Çünkü burada geçtiğimiz sene küsüp ayrılan kalifiye eleman sıkıntısı çokça yaşanmıştı turizm sektöründe. Bu yıl aynı hizmeti alabilecek mi gelen turistler? Vallahi en büyük problemimiz bu bence. Ve bu problemimiz henüz daha tabii yansımaya başladı ama birazcık daha uzun vadede. Çünkü bizdeki turizm ve ülke krizlerinde bu istihdam hemen yansımıyor. Birkaç yıl alıyor onun problemin yansıması. Ama biz şimdi başladık çünkü bu biliyorsunuz pandemide 1,5 yılı atlatıyoruz artık. Şimdi bizde yetişmiş insan gücü, hizmet, emek yoğun sektör olduğu için inanın çok zor yetişiyor. Yani onun eğitimleri, efendime söyleyeyim, onun çalışması, onun okulu, efendime söyleyeyim, eğitim şeyleri, yabancı dili. Fakat biz bu tip krizlerde eğer o insanları elimizde tutamazsak, bazı firmalar çok güzel yaklaşımlarla tutmayı becerdi ama birçok firma da kaybetti bu elemanları. Fakat bu elemanlar ayrıldıktan sonra birçoğu gıda sektörüne, efendime söyleyeyim finans sektörüne, oraya buraya kayıyorlar ve turizmde çok problemli bir riskli sektör olarak görüldüğü için ülkemizde tekrar geri kazanamıyoruz. Yani çalışan çocuklarımızın aileleri bir kere izin vermiyor. Diyor ki aman diyor senin diyor garanti bir işin var artık diyor. Boş ver diyor turizmi maalesef otelciliği falan diyor. Yani o yüzden bizim en önemli şeyimiz insan kaynağı. Çünkü bizim insan kaynağımız eğer eksik olursa siz ne kadar güzel, ne kadar 7 yıldızlı oteller yaparsanız onların içi boş kalır. Çünkü hizmetle yürür bizim sektörümüz. O yüzden mutlaka bu istihdamı korumamız gerekiyor. Değil mi? Peki efendim, evet. Devletin turizm sektörüne önem verdiğini biliyoruz. Özellikle öncelikle pandemi döneminde önceliklendirilen sektörler arasına da girmişti. Her türlü destek ve hibe konusunda. Biraz da isterseniz oradan bahsedelim. Şirketlerde, yönetimlerde bu hibeler, destekler nasıl yorumlanıyor? Nasıl bir katkı sağladı? Özellikle nasıl diyelim, önümüzdeki süreçte devamlılığı beklentisi nasıl? Şöyle tabii... Bazı hibeden ziyade bizim sektörümüzde hibe olmadı. Otelcilik sektöründe daha çok kredi bazında almaya çalışıyoruz. Ama bizim otellerimiz hatırlarsınız 2010
16 ile başlayan İstanbul'da bir bombalama, patlama, hani güvenlik sorunları yaşadık hatırlarsanız. Kesinlikle. O dönemlerden beri sıkıntıda olan otelcilerimizin biraz mali durumları da zayıftı pandemiye yakalandığımızda. O yüzden çoğu insan bu kredileri almaya yönelik birazcık sicillerinde problemler vardı. Yani bu yüzden bu krediye çok kısıtlı insanlar ulaşabildi. Bununla ilgili biz birkaç platformda da bunu dile getirdik. Yani otelci bir türlü bankalardan almayı hedeflediği kredileri alamadı. Eski sicillerinin de biraz problemli olması kesinlikle nedeniyle. Biz burada hep şu çağrıyı yaptık. Yani bu destekleri mutlaka bu kriterlerde bazı esnemeler yaparak verelim diye önerilerde bulunduk. O yüzden çok fazla bu kredi desteklerinden maalesef meslektaşlarımız faydalanamadı Özlem Hanım. Ama biz hep şunu söyledik, biraz hibe desteği gelmesi gerekiyor. Fakat şu ana kadar da bir meslektaşımızın böyle bir hibe aldığını, bu kira yardımları oldu. Tabii bize çok uymadı. Bizim otellerimizde öyle 800 lira, 1000 lira kira yardımıyla oteller çok biliyorsunuz yani aylık kiraları çok yüksek yerler bu bahsettiğimiz şeyler. Yani onlar bizde biraz böyle ütopik kaldı bu destekler bizim sektörümüz için. Evet. Peki bir diğer tarafta da yatırım fırsatları. Özellikle işte gelinen faiz noktasında yatırımlar askıya alındı. Turizm sektörüne yatırımları da çok iyi biliyoruz değil mi? Özellikle Ege Akdeniz bölgesi hemen ilk akla gelen isimler, güzel oteller, konseptler vardı. Bu yıl ve önümüzdeki süreçte sizce bu tarz yatırımları nasıl değerlendirmek lazım? Bu yıl mesela bu yaşanan fiyatlardaki değişim, bulunan konjonktür aslında biraz da mekanın değil mi bulunması ve buranın aslında tasarlanması da bir süreç. Sizce bu dönemler fırsat mıdır yoksa askıya alınacak dönem midir yatırım için? Şöyle, eskiden pandemiden önce planlanmış, yapılmış, mesela satın alması yapılmış bina olarak, arsa olarak bu tip yatırımlar durmayacaktır. Devam da ediyor zaten. Fakat planlaması yeni başlayacak olan yatırımlarda bir yavaşlama oldu. Bunu zaten Turizm Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın teşvik alan otel, teşviği alan firma sayısından da izliyoruz. Bu teşviklerde azalma var. Haddi zatında birazcık bizim otelcilik sektöründe de arz fazlası var, oluştu Özlem Hanım. Öyle mi? Yani evet, evet. Hem İstanbul hem de Güney şeyinde, bazında bu yatırımların biraz hafiflemesi de aslında sektör için pozitif olarak görüyoruz bu. Bir de tabii inşaat maliyetleri son 1-1,5 yılda inanılmaz yükseldi. Yani bizim meslektaşlarımız hem para kazanamadı, para kaybetti cebinden, hem de yatırıma başlamış olanlar az önceki konuğunuz çelik piyasasındandı. Evet. Yani geçen sene inanın tonu 4000 lira olan demir 8000'lerde şu anda, tam iki katına çıktı. O yüzden hani bizim yatırımlarımızın iki taraflı zarar gördü. Yani hem bir kazanç olmadı hem de yatırım miktarı neredeyse iki kat arttı. Yani bu ortamda tabii ki yatırımların biraz düşmesi beklenebilir diye düşünüyorum. Evet. Aydın Bey, bir diğer sorumsa pandemi öncesi de aslında turizm tarafındaki sıkıntılardan bir tanesi. Bu da nedir? Evet, bize turist geliyor. Evet, hizmet sektöründe de iyiyiz ama belli başlı sıkıntılı konseptler yüzünden bizdeki turistin gelip burada yaptığı harcalanma ortalaması çok düşüktü. Yani bu hatırladığım kadarıyla pandemi öncesi 700 dolarlı seviyelerdeydi. Diğer ülkelerde bu 1500-1000 dolarlı seviyelerin üzerine kadar çıkıyor. Evet. Tabii ki bizde nedir? İşte turist gelir, otele girer,
biraz da israf aslında çokça konuştuğumuz konuların başındaydı. Her şey dahil otel konseptinde dışarıda herhangi bir esnafın aslında faydasını minimum seviyeye indirerek hem ucuz tatil hem kaliteli tatil hem de nasıl diyelim döviz girdisinde de bizim tarafta da daha düşük döviz girdileri. Bu yıl nasıl sizce pandemi sonrası değişen alışkanlıklarla birlikte buna bir fayda olma ihtimali var mı? Yani biraz daha gelen turistin harcama skalasını yukarıya taşıyacaklar mıyız? Ya şöyle tabii bizim şehir otelciliğinde durum biraz daha iyiydi. O da kahvaltı genelde satış. Ve İstanbul özelinde de fiyatlarımız aslında iyi düzeylere gelmişti pandemi öncesinde. Neredeyse Avrupa ile yarışır bir durumdaydık. Geceleme oda fiyatları ve otellerin günlük oda fiyat skalası iyi fena gitmiyordu. Fakat tabii biz güneyde bir türlü nitelikli bir turizmi yakalayamadık. Tabii bu bahsettiğiniz her şey dahil sistemlerde burada otele kapatıyorsunuz gelenleri. Ve mesela adam Antalya'ya geliyor, Antalya merkezi görmeden gidiyor. Yani ya da inip de hiç alışveriş yap. Çünkü oradan çıktığı anda her şeye ücret ödemek durumunda. Evet. Orada her şey. Yani bu sistem gerçekten ülke için de çok zararlı, esnaflar için de çok zararlı, turizmci için de çok zararlı. Yani biz birazcık özgüvenli olup, çünkü şunları gördük, insanlar Türkiye'ye gidebilmek için sokak gösterileri yaptı. Yani bu Rusya'da gördük bunları. Yani yönetime tepki verdiler bütün tur operatörleri. Yani aslında bizim bir alternatifimiz bu deniz, kum, güneş, bu Akdeniz çanağında. İnanın ben de çok seyahat eden biri olarak söylüyorum. Türkiye'nin bir alternatifi yok. Yani yavaş yavaş bir plan doğrultusunda bizim bu her şey dahil sistemden, yani ucuzcu bir ülke olma görüntüsünden bir an önce, ama bir an önce çıkmamız gerekiyor. Ve turist başı gelirlerimizin çok hızlı bir şekilde $1000'ları geçtiğini göreceğiz. İnşallah. İnşallah. Yani, evet, yani bunu biraz tabii bakanlığın da önderliğinde bir kurul kurularak bizim bu her şey dahil sistemden çok hızlı bir şekilde ayrılmamız ve normalde şu anda İspanya'da, Yunanistan'da efendime söyleyeyim bu sistemler artık çok azaldı, bitmek üzere. Doğru, yani kesinlikle. Oda kahvaltı, hatta kahvaltıyı bile ayırıp ücretli veriyor artık dünyada oteller. Evet, yani bizdeki konsept hem israf boyutu olarak çok değerlendiriliyordu hem de gerçekten gereksiz bir maliyete katlanan otel vardı. Ama tabii buradaki düzenleme sadece bir otel, iki otelle değil. Genel hatlarıyla olması lazım ki rekabet, doğru rekabet de olabilsin. Çünkü bunu tercih eden turistler zaten buraya geliyordu. Bunu konseptin aslında tamamının değişmesi lazım. Benim de gerçekten yurt dışı seyahatlerimde çokça eleştirdiğim, yurt içine eleştirdiğim bir durumdu bu. Bir diğer taraftan da ben son olarak da aslında şunu da sormak istiyorum. Şimdi tedbirler geldi. Otelcilik, turizm sektöründe birçok tedbirler alındı. Aşılama sürecinde önceliklendirildi vesaire. Tedbirlerin maliyet boyutu gerçekten de kaldırılabilir orantıda mı? Çünkü hem otelde turist sayısını ya da konaklayan kişilerin sayısı yarı yarıya indirildi. Bir diğer tarafta da artan tedbirlerle birlikte artan diğer maliyetler, dezenfektan vesaire. Nasıl bu durumda gerçekten kazançlı bir otelcilik sezonu geçirecek miyiz? Tabii bunların bize bu güvenli turizm sertifikası aslında bizim bu pandemide uygulamaya koyduğumuz çok başarılı bir çalışma oldu. Ve bunu da inanın dünyada, ben pandemide de biraz seyahat etme fırsatım oldu. Dünyada en iyi uygulayan ülke olduğumuzu gururla söylüyorum. Ve bu bir şeyde seviye de getirdi. Bu güvenli turizm sertifikası, hijyen seviyesi efendime söyleyeyim. Ya belli kriterler ve bunun da uluslararası tanınmış akredite şirketlerle yapılması da önemli bir pozitif bir ayrımcılık getirdi. Ama tabii sizin de buyurduğunuz gibi bizim otellere belli maliyetleri oldu bunun. Bu sertifikayı alabilmek için bir yatırım yaptık ve sadece bir yatırım yapıp da bitmiyor. Dediğiniz gibi bunun devam ettirilmesi, devamlı bir şekilde o standartta götürülmesi gerekiyor. Tabii bunun
yeme içme sektörü, otellerimizin içindeki yeme içme sektörlerimize, dışarıdan bir restoranımızı biz planlarken sadece otele hizmet etsin diye de o yatırımları yapmadık. Tabii ki dışarıdan da insanların tercih ettiği otellerimizde gelip yiyip içtiği, bunları alamayınca tabii çok etkilendik yani. Hı-hı. İnanılmaz etki. O yatırımlar sadece otel için planlanmadı. O yüzden çok da sürdürülebilir değil bu tip şeyler. Hı hı. Çok şükür gevşiyor. Bu 1 Temmuz itibariyle dün İçişleri Bakanlığı bir genelge de yayınladı. Değil mi? Artık bu kısıtlamaların birçoğu da kalktı. Düğünler, davetler, efendime söyleyeyim hani kına gecesi tam düğün sezonu olduğu için. Yani bununla ilgili otellerin gelirlerinden kaybettikleri, inanın oda gelirinden kaybından daha fazlaydı. Yani o yüzden çok şükür bunlar kısıtlı bir dönem için kaldırılabilir, sürdürülebilir şeylerdi. Ama çok uzadığı dönemde bunu sürdürmek mümkün değil. Evet. Yani birçok arkadaşımız da o yüzden bu sertifikayı almadı ve oteli kapattı. İstanbul'da bir dönemde sadece %30 otel açıktı. %70 kapalıydı. Kesinlikle. Yani gerçekten o günler tabii gitsin geri gelmesin inşallah. Sürdürülemez şeylerdi ama inşallah bir daha olmasın diye herkesi de aşıya davet ediyoruz buradan da. Kesinlikle bu vesileyle. Lütfen. Evet. Evet, Aydın Bey çok teşekkür ediyorum değerli yorum ve katkılarınız için. Güzel bir değerlendirme oldu turizm sektörüne. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar efendim. Teşekkür ederiz. Sayın Aydın Karaca Bey, İstanbul Ticaret Odası Oteller Meslek Komitesi Başkanı bizlerleydi. Turizm sektörünü ele aldık. Böylece gün ortası sonuna geldi. Kısa bir ara, aradan sonra Ekotürk izlemeye devam edin. Total istasyonları gün ortasını sundu.